programı kurgularken dedik ki böyle çok didaktik, koçluk şöyle olmalı, böyle olmalı, mentorluk şudur falan gibi 101 dersleri vermeyelim. Zaten çok güzel bir kariyer hikayen var, ilgi çekici. Birçok da sepetinde tecrübeler barındırıyorsun, çeşitli ünvanlar da aynı zamanda. Onlardan başlasak sabaha ederiz herhalde zaten diye tahmin ediyorum. Ama izleyicilerimizi sıkmamak adına bir saatle şey yaptık, sınırlandırdık şimdilik. O yüzden şu çok klasik ne soracağını bilemeyen İK sorusu gibi ama böyle. Seni tanımakla başlayalım. Hani sen kendini nasıl şey yaparsın, tanıtırsın. Zaten ben oradan girerim bir şekilde. Tamam. Nereden başlayayım? Nereden başla? Liseden diyormuşum. Senin alanın İK, oradan başlayayım. Ben yıllar evvel insan kaynaklarıyla başladım kariyerime. 99'da üniversiteden mezun oldum. Hadi oradan başlayayım. İngiliz Edebiyatı okudum ben Boğaziçi Üniversitesi'nde. Tabii oradan çıktığımda edebiyatçı gibi bir şeyim olmadığı için, mesleğim olmadığı için üstüne insan kaynakları master yapmaya karar verdim Marmara Üniversitesi'nde. Tezini yazmadığım için bir türlü bitiremediğim ama derslerini tamamladığım ve insan kaynakları programına gittim. İnsan kaynaklarını seçmemin sebebi aslında üniversitedeyken çalıştığım yerdi. Bunu sen bile bilmeyebilirsin. Ben Hillside Spor Kulübü'nde çalıştım üniversitede yarı zamanlı ve yazları da tam zamanlı olarak. Ve orada yani bazı şeyleri çok iyi öğrendik gerçekten. Müşteriye, daha doğrusu misafir ilişkilerine, misafire hizmeti. Çalışan ilişkileri boyutu beni çok ilgilendirmeye başladı. Yöneticilerin bize tavrı ve bu tavrın ne kadar farklılaştırdığı performansı, bağlılığı. O zamandan fark ettim. Bazı çok iyi yöneticilerimiz oldu. Ve ya hangi alan ki acaba bununla ilgilenen derken, insan kaynakları herhalde daha çok bununla ilgileniyor diyerek ilgim orada başladı. Ve sonra üniversiteyi bitirince de master'ına başladım. Sonra da önce danışmanlık şirketleriyle, işte iş alım danışmanlığıyla, daha sonra Koç topluluğuna girişim IDEA insan kaynakları, daha doğrusu eğitim danışmanlık şirketiydi Koç topluluğunun. Orada da danışman olarak başladım. Yani işte 22 yaşındaydım yaklaşık olarak, 22-23 yaşlarında. İnsan kaynakları sistemleri kuruyordum. Kurduğum sistemlerin de işte yetkinlik bazlı işe alma gibi eğitimlerini veriyordum. Şimdi tabii buradan ne kadar anlaşılıyor bilmiyorum ama ben işte 1.57 boyunda bayağı ufak tefek bir insanım. Zaten de küçük gösteririm yaşımda. O zaman daha da küçük gösteriyordum. ben de sen boylu olmadığım için olabilir belki. Evet. Yani böyle 22 yaşında müdürlerin karşısına çıkıp işte işe alımı şöyle yapacaksınız, performansı böyle yöneteceksiniz diye eğitimler veriyordum. Bir gün çok kibar bir beyefendi, bir üst düzey yöneticiydi Koç topluluğunda. Dedi ki torunumla aynı yaştasınız. Ben de böyle büyük göstermek için saçımı platin sarısı yapmışım, kemik gözlükler takıyorum ama hiç kurtaramadım. Ne kadar genç olduğum anlaşılıyordu orada. Yemedi diyorsun. Yemedi. Sonra dedim ki ben bu masanın diğer tarafına bir geçeyim, uygulayıcı olayım. Çünkü sistem kurmak ve eğitim vermek başka bir şey. Bunun içinden geçmek, mutfağında pişmek başka bir şey. Dolayısıyla benim kariyerim öyle başladı. Ve şimdi geri dönüp baktığımda bazen şirketlerin uygulayıcı tarafına geçtim. Yani masanın diğer tarafında mutfağa. Bazen de oradan uzaklaştım genel merkezlere, işte bu headquarter'lara. Sistem kurucu, sistem geliştirici, sistem iyileştirmeci oldum. Tek başına ikisi de beni tatmin etmedi. Yani bir onu yapmayı sevdim, sonra diğerini yapmayı. Çünkü uygulamanın süreç iyileştirmeden kopuk olmaması gerektiğini ya da süreç geliştirmeden kopuk olmaması gerektiğini düşündüm. Kaslarım ikisine de elverişliydi. Yani danışman olarak başlayınca sistem kurmayı da öğrendim. Dolayısıyla benim insan kaynakları hikayem böyle başladı. Koç topluluğunda bir sürü farklı şirketinde çalıştım. Hala kimsenin kırmadığına emin olduğum bir rekorum var. Övünerek söylüyorum. 7 ayrı şirketinde 8 ayrı rolde çalıştım ben Koç topluluğunda. Üstelik de... Ben bir de takip ediyordum gerçekten. Son 6 senesinin sabit Koç Üniversitesi olduğunu düşünürsen, yani 6 seneyi çıkar, kalan zamanda bu kadar devinim yaşadım ben. Bu yaklaşık 1,5 senede bir şirket değiştirmek demek yani. İşte Beko Elektronik, Arçelik, Otokar, Divan Grubu'nun insan kaynakları, ismini unuttuğum başka şirketler varsa kusuruma bakmasınlar. Bayağı bir şirketinde çalıştım. Koç Holding'de 2 ayrı kez çalıştım. Ve çalışmadıklarıma da ya danışman olarak hizmet verdim.
Aygaz, Türk Traktör gibi. Ya da Koç Holding'deyken hizmet sunan taraftım. Yani hem rapor isteyen hem de sistem geliştiren, hizmet sunan taraftaydım. Dolayısıyla bir böyle hep söylerim, Koç topluluğu kanı varsa benim damarlarımın her yerinde aktı o. Bambaşka kültürlerine ben girdim. Peki şeyi çok merak ediyorum. Koçlar koştu, evet. Koç'ta koç oldun aslında. Koç'ta başladı hikaye. Bu hani... Ben biraz hep şeydim bu konulara girmedim. Bir İK'cı bile olarak. Hani bir şey çıkar, popüler olur, trendi olur ve suyunu çıkartırız ya biz. Koçlukla, mentorlukla bir ara öyle oldu. Çünkü koçluğun kavramı çok gelişti. Birçok çeşit koçluk vardı. Hani seninkine de detayına gireriz ama bugün mesela biri şey sordu ve şeyde de beyaz yakalar arasında da ki hani eğitim seviyesi yüksek insanlardan bahsediyoruz. Agile Coach nedir diye birisi sordu bana bir şeyde. WhatsApp grubunda. Ben de dilimin döndüğünce anlatmaya çalıştım. Yani diğer koçlara göre farklı, daha takımın içinde biri, danışman gibi değil falan filan ama oradan bile şey havasını aldım ben. İnsanların bir ön yargısı var koçluk olayına. Daha kaba tabirle hava civa gibi geliyor. Yani bu biraz o ön yargı da var. Hani Gülhan'la dünkü konuşmanda bile hani çok şeye gitmiş ya, böyle şanslı mıydım? Şimdi baktığımda çok şanslıyım aslında koçluk aldığım için diyor. Çok kısaca şuna getireceğim. Sen koçluk kavramını ilk duyduğun zaman hatırlıyor musun? Yoksa öyle bir gelişti mi? Nasıl girdin? Senin ön yargıların var mıydı ve ilk düşüncelerin neydi koçlukla ilgili? Şimdi şöyle, ben koçlukla çok erken tanıştım. Koçluk alan bir kişi olarak, yanlış hatırlamıyorsam 2001 senesiydi, düzeltiyorum, 2007 senesiydi. 2001'de ilk IDEA'da çalışırken sevgili Demet Uyar, Navitas'ın kurucusu, EMCC'nin de mentorluk çalışma grubu başkanı, Türkiye'de ICF'in kurucularından. Sevgili Demet o zaman Amerika'da koçluk eğitimleri almaya gidiyordu. Ve koçluk kelimesini ben ilk ondan duydum IDEA'da, ben insan kaynaklarında çalışırken. O da eğitim tarafındaydı daha ziyade. Kelimeyi orada duydum. Ondan yıllar sonra 2007 senesinde ben kızıma hamileyken, bayağı da artık karnım burnumdayken, kariyerimle ilgili bazı sorgulamalardan geçerken Demet'le bir buluştuk ve bana koçluk yaptı. Ben 2007'de ilk koçluğumu aldım ve kariyerimle ilgili ne yapmam gerekiyor, işte doğum izninden döneyim mi, dönmeyeyim mi falan, böyle konular. İlk tanışmam böyle oldu. Kendim bu konuya nerede merak sardım? Arçelik'te çalışırken merak saldım. Çünkü Arçelik'te üst düzey yöneticilerimize dışarıdan koçluk hizmeti, yönetici koçluğu hizmeti aldırıyorduk biz. Ve o sırada hizmeti alan taraftım ben. Satın alan ve uygulanan taraftaydım. Ya buradan herhalde söylememin mahsuru yoktur. 2008 senesinde biraz da tasarruf tedbirleriyle birlikte Koç Topluluğu, Koç Holding bir yazıyla şirketlerde koçluk uygulamalarını durdurdu. Belki arkasında yanlış uygulamalar da vardı. Çok emin değilim. Gerçekten çok kurcalamadım da sebebini. Ama o anda şunu düşündüm mesela. Ya ben koçluğun ne olduğunu galiba tam olarak bilmiyorum. Çok iyi bilmediğim için de savunamadım ben bunun ne olduğunu. Ama şunu görüyorum. Yani dünya bir tarafa giderken bizim topluluğumuzun farklı bir tarafa gitmesi de çok mantıklı değil. Ben bunu kendime şahsi mesele edindim. Ben bu işi öğreneceğim diye. Ve 2009 senesinde hakikaten işte sevgili Ersin Günör rahmetli, Adler Türkiye'nin kurucusu. Onunla bir vesileyle tanıştım. Eğitimlerine dahil oldum. Hatta bazı podcastlerimde söyledim. Banka kredisiyle koştuk, eğitim aldım o dönemde. O süper yatırım. Mobilya almaktan daha mantıklı bence banka kredisiyle. Vallahi öyle gururla söyleyebiliyorum, öyle hani benim mal varlığım yok çok fazla ama acayip bir eğitim yatırımım var kendime. Neye ihtiyacım varsa o, yani doğru. Evet, yani beni tatmin eden şey o. Dolayısıyla o zamanlar tabii koçluk okulları yeni. Her şey İngilizce, daha Türkçesi yok. Kredi kartına taksitler falan da yok. Böyle dolar üzerinden, euro üzerinden bütün fiyatlar. Ama en azından Amerika'ya, Kanada'ya gitmek zorunda olmadığım için mutluyum. Ve ben gittim, 2 saat içinde kredi çektim Nakkaştepe Şubesi'nden, Koç Holding'in. Evet. İznimi aldım. İznimi derken yıllık izinlerimi ben koçluk eğitimi için kullandım o sene. Ve izne çıkmadım, eğitim için kullandım. Ve bu şekilde ben koçluk eğitimi aldım. Hem cebimden, hem üzerine faiz ödeyerek, hem yıllık izinlerimi vererek. Ama hani neden bunu söylüyorum? Ben geleceğine inanıyordum koçluğun ve içimde de öyle bir sezgi vardı. Hatta o eğitimi alırken bu Koç Holding'de insan kaynaklarında çalışıyordum. Yönetim geliştirme kısmında, liderlik gelişimi kısmında.
Böyle bir hayalim vardı ya, ben bu kampüste bir gün sadece koçluk yapacağım diye. Bu hayali kurduktan, bakayım 2009-2012'nin başı, 2,5 sene sonra ben gerçekten o kampüste, o kampüsün en güzel odalarından bir tanesinde sadece koçluk yapmak üzere Türkiye'nin ilk iki kurumsal koçundan, iç koçundan birisi olarak göreve başladım. Çok güzel. Çok Ben de mutlu bunu oldum. soracaktım. Yani bir 2008 krizi hani hepimizi ucundan köşesine etkileyen. Hani holding biraz daha güvence veriyordu çalışma sürekli sürdürülebilirliği ile ilgili, ama hani kalkıp da senin ekstra bir cesaret gösterip buna krediye girmen, hani bu yolu baş koyman. Ne güzel ki hani ben, muhtemelen durdurmuşlardı ama pause etmişlerdi. Yani tekrar açacaklardı ama vesile olmuş. Sen de bir iç koçluk sürecine oturtmuşsun. Peki yöneticilerde karşılaştığın rezistanslar nelerdi? Nasıl ikna etmek durumunda kaldın? Ne tür engellerle karşılaştın bir iç koçluk sürecini kurgularken ve uygulamaya geçirirken? Şimdi ben çok fazla engelle karşılaşmadım. Çok açık söyleyeceğim. Bunun bazı sebepleri var. Birincisi, yani en zorlandığım kısım bu iç koçluk pozisyonun yaratılması idi. O zaman direktörü ikna etmem. O hiç zor olmadı. O zaten çok inanan da birisiydi ve yeni şeyleri denemeyi seven de birisiydi. Onun daha çok CEO'yu ikna etmesi biraz zaman aldı. Hani orada da hak veriyorum. Kurum Türkiye'de hiç yapılmamış bir şey için onay veriyor sonuç itibariyle. Bir de koçu bilirsiniz. Yani hemen ilk giren olmaz ama en Doğru. sağlam girendir. Yani Doğru. biraz böyle şey ister, emniyetli girmek ister. Ama burada hani o yenilikçiliğini gösterdi ve onayı çıkarttı. Şimdi CEO'dan onay geldikten sonra ve bana Koç Holding'de, Koç Holding insan kaynaklarının altında böyle bir görev yaratıldıktan sonra zaten geliş sebebim de belli. Yani belli bir hedef kitleye koçluk yapmak üzere geldim ben. Bu da bizim o zaman Lider Sensin dediğimiz yetenek yönetim programı içerisindeki potansiyeli yüksek, üst düzey yönetici adayı havuzunda olan kişilerdi. Dolayısıyla yani birincisi bu kişilerin profilleri zaten öğrenmeye, gelişmeye çok açık. Ya sen vermesen bile isteyecek kişilerdi. Benim için bir lütuftu bu insanlarla çalışmak. Hakikaten çok parlak potansiyel yöneticilerdi. İkincisi tabii biraz da bir şey boyutu da var. Hani güç hiyerarşisi mi diyeyim? Koç Holding'den gelen bir şeye de hayır Bunu demezlerdi. merak Ne ettim. kadar geldiler bilmiyorum ama Şimdi hayır demediler. ben de oradan gelen süreçleri karşılayan biriydim zamanında. Doğru, holding ne derse bir şekilde yap. Hani tamam, biz de nebze demokratik bir ortam vardı. Biz de geri bildirim veriyorduk. Holding de bizim düşüncelerimize çok değer veriyordu. Çünkü saha tecrübesini aktarıyorduk biz de oraya. Ki sonuçta holding de çoğu kişi çalışan da zaten sahadan oraya gelenler. Yani halden anlayan insanlar senin gibi. Ekonomimizi için Aynen. o sonuçta. Şeyi merak ediyorum. Gerçekten holdingden tam da soracaktım. Holdingden geliyor. Yani ilk başta yöneticiler mış gibi mi katıldı? Dün Gülhan'ın söylediği gibi. Yani ay tamam, holdingden bir şey geldi. Katılalım mı? Şeyde mi olgunlaştılar, piştiler? Sürecin içinde mi? Nasıldı iç müşteriden gelen ilk tepkiler? Ya öyle gelen de vardı. Şimdi doğrudan bunu söylemiyordu ama tabii beden dilinden, tutumundan anlıyorsun. Böyle bir görüşme sürüyordu. Onu da çok açıklıkla söyleyeyim. İlk görüşmeye gelirken gergin, hani biraz böyle renk vermemeye, kendini açmamaya, ya yani önce bir anlamaya çalışan bir profil vardı. Ama ilk görüşmeden itibaren ben hem uzun da tuttum o görüşmeyi, keşif görüşmesi dediğim bir görüşme o. Koçluk nedir, ne değildir, uzun uzun anlattığım, eğitimler verdiğim, üstüne o zaman için takip ettiğimiz ICF'in etik kodlarından mutlaka paylaştığım, yani bunun gizlilik ve güvenirliğe dayalı yürüdüğünü, benim asla hiçbir yere rapor vermediğimi, vermeyeceğimi paylaştığım bir yer. Kendi hikayemi paylaştığım bir yer. Hikaye paylaşımı da aslında güven yaratıyor karşı tarafta. Ve ikinci görüşmeden sonra böyle geri geri ayağa giden kimse olmadı ya da olduysa da ben hissetmedim. Ben öyle bir şey vermedim, kondurmadım. Ama büyük çoğunluğu çok açık geldi. Yani bunu zaten şirketlerinden talep ediyorlardı koçluk almayı. Hani ne derler? Allah verdi, neydi? Kör istedi bir göz, Allah verdi iki göz Biraz gibi bir istedikleri şeyi buldular gibi oldu. Çok açıktı, pek çoğu çok açıktı. hassas bir soru soracağım. Bu sadece bu konuştuğumuz kurumlarda değil, birçok kurumda da yanaşıyordu. Bir ara şöyle bir ön yargı oluşmuştu. Yahu adama koçluk veriyoruz, gidiyor firmada.
Çünkü hani iç koçun yani biraz da o challenge kısmını sorgulamak istedim. Yani böyle normal serbest çalışan bir koç kadar rahat yanaşabiliyor muydunuz iç müşteriye? Çünkü evet. Bir kısmında şey de var ya, hayallerini gerçekleştirme, bizim bugünkü konumuz kendini gerçekleştirme, sınırları zorlama. O sınırları zorlamak bazen şirketin dışına da çıkmayı gerektiriyor. Ama şirket de veriyor sana bunu yatırım için, sonuçta hayrına vermiyor. O dengeyi nasıl sağlıyordunuz? Şimdi bu benim en büyük korkumdu Bülent. Yani o koltuğa oturduğum anda Allah dedim ya, birileri ayrılmak isterse ben bunun hesabını nasıl vereceğim? Bir de zaten özenle seçilmişler, üzerine yatırım yapılan kişiler. En büyük korkum buydu. Ama bir taraftan da eğer böyle bir olasılık varsa bunun kısa sürede olması hem o kişinin faydasına hem kurumun faydasına, yani zararın neresinden dönülse kârdır sonuçta. Herkes mutlu olsun, herkes geleceğe gitsin diye. İlk sene ben bundan korktum açıkçası. Ve istatistiklerini de tuttum, ne yalan söyleyeyim. O sene içinde ilk sene 35 kişiye koştuk yaptım ben. İşten ayrılan sadece bir kişi oldu. O da ikinci görüşmenin sonunda ayrıldı. Çok özel bir sebebi vardı. Ailesi yurt dışında yaşıyordu. Çok uzakta bir ülkede yaşıyordu. O burada kariyerine devam etmek için burada kalmıştı ama eşini, çocuklarını çok özlüyordu. Ve o değerleri keşfettiği, kendini keşfettiği görüşmenin sonunda ben ailemle olmak istiyorum dedi ve gitti. Ve dışarıdan, yani uzaktan, o uzak bir kıtadan şirketine dışarıdan danışman gibi destek vermeye de devam etti. Onun dışında açıkçası hani ayrılan neredeyse hiç olmadı. Hatta beni şaşırtan şey şu oldu, kişilerin bağlılıkları arttı. Benim kurumum bana bu yatırımı yapıyor. Onların içinden pek çoğu daha sonra koçluk eğitimlerini alıp iç koç haline geldi. Çünkü ben iç koçluk sistemi de kurdum, sadece kendim koçluk yapmadım. Ve bu onlara daha bir anlam verdi, doyum verdi, motivasyon verdi, kendilerini sürekli geliştirme imkanı verdi. Ben de ilk eğitimlere gideceğim zaman, eğitime gitmek istediğimde, hani bana o görevi açan direktör değil, ondan bir önceki direktör, o bana demişti ki, hayrola Evrim Hanım, işten ayrılmayı mı düşünüyorsunuz, koçluk eğitimi alacaksınız demiş. Ben hala bunu anlatırken diyorum ki, bakın ben hala koç çalışanıyım, Koç Üniversitesi'nde evet, öğretim görevlisiyim. Ben kurumdan hala ayrılmadım. Hala destek veriyorum. Hala içindeyim ve hala kurumun dönüşmesi için, gelişmesi için destek oluyorum. Yani benim öyle bir niyetim yoktu gerçekten. Evet. Ama olan var mıydı? Hiç ayrılan olmadı mı? Şimdi yaklaşık ben 80 kişiye koçluk yaptım. Bir de içeride 105 tane profesyonel nitelikte, yani profesyonel koç düzeyinde iç koç yetiştirdik biz. Gönüllü çapraz koçluk yapmak üzere. Bu kişilerin içinden de toplasak herhalde 20 kişi falan toplamda ayrılmıştır. Ya bu arada bir şey söyleyeyim mi? Bu benim katıldığım bir düşünce tarzı değil. Sadece içerideki endişeyi yansıtıyorum, duyduğum. Yoksa bu sebeple ayrılacaksa zaten hani daha olsan duramazsın önünde. Herkesin evet. Hani, farklı, yani sadece koçluk sebebiyle ayrılıyorsa olamaz, böyle bir sebep olamaz zaten hani koçluk. Yani mutlaka arkasında farklı şeyler vardır. Bugün ayrılmasa bir sene sonra ayrılacak. Belki o süreç içerisinde mutsuz olduğu için sisteme faydalı olamayacak ne yazık ki. Kendine faydalı olamayacak. Belki uzun vadede iki taraf için de kazanır. İç koçluğu şöyle iki soru... Vakit kaybı, evet. Bir şey eklemek isterim yalnız burada. Pardon. İç koçlukla iç koçluğun arasında bence tek fark, yani hani gizlilik vesaire, bunlarda hiçbir fark yok. Tek bir fark var. İlk başta yaptığımız bir kontrat vardır bizim. İlişki kontratı vardır. Kurumun sponsorluğunda, kurumun sağladığı bir koçluk olduğu için derim ki bizim ilişkimiz, yani işten ayrılmaya karar verebilirsin bu koçluğun sonunda. Ben buna engel olamam. Yani içeriden öyle bir bilgi çıkmış olabilir. Hı hı. Ama normalde dışarıdan koçluk veren kişi, bilmiyorum belki onlar için de doğru değil kurumun sponsorluğunda, ama gelip de bana farklı alternatifler neler olabilir? İşte nasıl iş bulabilirim? Bir de benim insan kaynakları geçmişim de olduğu için bu risk vardı bana bunu danışmaları. Ben bu konuda koçluk yapmam. Bu konu kırmızı çizgidir, yani buradan öteye geçmem diye ilk baştan anlaşmayı yaptım. Hiç de başıma gelmedi, yani ben ayrılmak istiyorum acaba nereye gideyim diye soran da hiç olmadı. Sorun buydu, yani bu kadar olur üstüne cevap verdin. Ağzımdan o soru çıkmak üzereydi. İkinci sorum, ben şimdi üniversitede de bu ortamdan kopmadın, kendi de bağımsız bir şirket yönettiğin için birçok erkeliği de koçu örnek alan da firma olmuştur. İç koçluk gelişti mi diğer firmalarda da? Çok benchmark'a gelen de olmuştur. Nasıl şu anda durum iç koçlukta? Vallahi Başak oradan el sağlıyor.
Çok daha ötesine taşıdılar. Yani böyle arkadan nasıl diyeyim, imrenerek izlediğim çok güzel uygulamalar var. İşte atı bunlardan bir tanesi. LCY2 muazzam şeyler yapıyor. Tofaş daha yeni global ödül aldı Çok EMCC'den. Çok güzel. güzel uygulamaları Harika. var gerçekten. Sağlık sektöründe, daha doğrusu ilaç sektöründe bayağı çok güzel uygulamalar yaptığı zamanında. Dolayısıyla çok sahiplenildi bu iş. İç koçluk çok Çok güzel. yayıldı. İç mentörlüğe hani doğru da dönüştü. Sadece koçlukta kalmadı. Yani şimdi kurumsal koçluk dediğimizde hiç kimse o nedir demiyor. En Bilmiyorum. azından iş dünyasında bunu görebiliyorum. Çok güzel uygulamalar var. Kitabı var mı Peki iç koçluğu? nasıl? Yazıldı mı Kitabı kitabı var mı? iç koçluğu? Valla yok. O zaman Neden yazmayalım? buradan bir Şöyle benim koç topluluğunda iç koçluk yaparken geliştirdiğim, yani burada hiç alçak gönüllü olmayacağım. Sene 2012 muazzam bir kılavuz vardı. Daha sonra zaten bütün şeye yayıldı o. İnsan kaynakları ve koçluk camiasına yayıldı. Ben çok farklı yerlerden maalesef o kılavuzu gördüm, karşılaştım. anonim olmuş Olsun. artık. Ne derler? Anonim mi Olsun, derler yok artık? Loyalty yani. Dolayısıyla free olmuş. evet, yani bir sistem nasıl kurulur? Koçluk sistemi, işte prosedürleri, formları değerlendirmesi, ölçmesi, raporlaması. İçeride ben bir de yapılandırdım. Çünkü bunu koçlar için yapmamıştım, onu da itiraf edeyim. Şimdi ben aynı anda eş zamanlı 35-40 kişiye koçluk yapmaya başladım. Düşünebiliyor musun? Günde 4 seans, bazen 5 seans, 1,5 saatten. Ve ben bu şekilde 2,5 sene boyunca sürekli koçluk yaptım. Saatlerim tabii çok hızlı ilerledi. Çok hızlı kilometre yaptım. Ünvanlarımı çok hızlı aldım bu sayede. Ama şöyle bir endişem oldu. Şimdi biraz danışmanlıktan da geliyorum ya, kafam biraz böyle yapılandırmaya çalışıyor. Ya diyorum, 35 kişiyi eş zamanlı dinleyeceğim. Hangisiyle hangi egzersizi yaptığımı ben unuturum. Kendimi biliyorum. Balık hafızalıyım çünkü. Aklımda kalmıyor öyle şeyler. Not tutamıyorum. Not tutarsam karşı tarafı dinleyemiyorum. İşitsel bir insanım. İyisi mi dedim, ben böyle kendi içimde bir model yaratayım. Birinci görüşme, keşif görüşmesinde şunlar olsun. İkinci görüşmede işte taraflar masaya otursunlar, yöneticisi, insan kaynakları, hep birlikte gelişim hedeflerini birlikte belirleyelim falan. Böyle 12 görüşmelik kendimce bir yapı oluşturdum. Ve bu 35-40 kişiyle bir sene boyunca ben bunu deneyimledim. Ve baktım ki çok güzel çalışıyor. İkinci sene biz iç koçlarımızı yetiştirmeye başladık. İç koçlarımız tabii bir koçluk okulundan aldılar eğitimleri, ama burada koç olanlar biliyordur. Koçluk okulları size koçluk görüşmesini nasıl yapacağınızı öğretiyor. Bir koçluk programını nasıl dizayn edeceğinizi, nasıl yürüteceğinizi öğretmiyor. Onların da uzmanlığı değil. Dolayısıyla böyle bir kaygı oldu. Nereden başlayacağız? Keşif görüşmesi nasıl olacak? Bir dakika dedim, sakin olun. Benim elimde böyle bir kılavuz var. İsterseniz kullanabilirsiniz. Ve ben öyle açtım. Bayıldılar kılavuza. Ve bir baktım bu koç topluluğunun koçluk modeli haline dönüştü. İç koçlar da bu yapıyı takip ettiler. Ve bu görüşme silsilesini takip ettiler. Ben onlara eğitimler verdim işte. Yani koçluk becerileri üzerine bizim koçluk modülümüz bu şekilde, modelimiz böyle yürütülüyor diye. Eğitimler yetmedi. Dediler ki çok güzeldi ama o zaman öyle kayıt almak falan yok. Sen bize bir de bunun kılavuzunu, manuelini yazsan. Baya işte hani o eğitimcinin eğitimi modunda ben oturdum. Görüşme bir. Şöyle başlardı. Sarı Oh. sayfalara bastırdım onları. Yani sana anlatamam. Oradan öyle bir şey çıktı ki kitap olarak istesem bastırabilirim ama Koç Holding'deydim ve Koç Holding'in nasıl diyeyim, intellectual properties'i, onun sermayesi. Çok O etkili. yüzden de ben kitap olarak basmadım ve onlara hediye ettim. Çok güzel. Peki şimdi Z kuşağı bangır bangır geliyor bilen yıllar. İşte 2 sene yeni üniversiteden mezun oluyorlar ama biz X kuşağı olarak hep şeydik ya, çoğu katılımcımız da muhtemelen X kuşağında. Hep her yenilikte göçebe olduk ya, uyum sağladık, yönettik değişime ya da uyduk. Ama Y kuşağı içine doğdu. Mesela kuşaklar arasındaki o farkı algılayabiliyor musun? Mesela koçluk onlar için daha mı default olmaya başladı mesela Y kuşağı? En azından genç arkadaşlarda neler görüyorsun? Nasıl yaklaşımları koçluk konularına? Bir de Şimdi üniversitedesin yani, yakından evet. gözlemliyorsundur da. Yani Y'leri çok farklı görmüyorum, Öyle itiraf mi? edeyim ki. Yani onlar sonuçta YZ arasında ne kadar, yani Y ile X arasında ne var? Hani 10 yıl var. 10 yılda eğitim sisteminde çok büyük bir değişiklik olmadı bana sorarsan. Ama farkı nerede görüyorum?
Onun da ötesi belki Z kuşağı denen kuşakta. Ben lisans öğrencilerine çok fazla ders yapmadım. Sadece üniversitenin ilk 2-3 senesinde yaptım. Ve oraya gelen öğrencilere change making in action, sosyal girişimcilik ve değişim yaratma, sosyal değişim yaratma üzerine dersler verdim. Oraya gelen öğrenciler çok da özel öğrencilerdi. Seçmeli bir ders. Hani zaten toplumda değişim yaratmayı hedefleyen tipleri evet. Düşün yani. Acayip acayip bakıyordum ya, benim dersime niye geliyor ki bunlar? Hepsi böyle dahi seviyesinde çocuklar. Onlar beni çok şaşırttılar Bülent. Şimdi dersin en başında hani koçluk eğitimlerinde de öyledir ya, kontrat yaparız, ilişki kontratı yaparız ne olsun diye. Arkada böyle kocaman bir şey var, pano var, yazıyorum. Ya ben böyle bir kontrat görmedim hayatımda. Bir kere kontrat yapmak neredeyse bir saat sürdü. Şu olsun, şu olsun, bu olmasın diye. Kurumsal eğitimlerde söz meclisten dışarı kontrat yaparken ne olsun deriz? İşte samimiyet olsun, güven olsun, gizlilik olsun. 5 maddede biter ya. Ya hiç yoksa 50 madde yazdık biz oraya. Maddelerden bir tanesini söyleyeceğim. Dediler ki hata yaptığımızda birbirimizi alkışlayalım, yargılamayalım. Vay be. Ve ben o gün dedim ki ooo çok farklı bir kuşak geliyor. Hata yaptığında yargılamayan ve birbirini alkışlayan ve hatadan öğrenmek isteyen bir kuşak geliyor. Ben o gün ülkem adına, ülkemin geleceği adına müthiş umutlandım ve gururlandım Bülent. Tabii ben bunu anlattığımda bazı başka üniversite hocaları diyor ki siz çok şanslısınız hocam, Koç Üniversitesi gibi bir yerde hani krem de krem en iyi öğrencilerle, evet öyle bir şansım var. Ben en iyisini görüyorum, en iyilerini görüyorum. Ama bu umutkar olmama engel değil, müthiş bir kuşak geliyor. Kesinlikle. Bu hem Evrim Kur'an'ın kitabını okuduğumda hem de kendisiyle de bir sohbet gerçekleştirdik 2 hafta önce. Hani konu oraya geldi. Z kuşağı zaten artık katılımcı ve bir hikayenin partisi olmak istiyorlar. Hikaye dinlemek istiyorlar. Didaktizmden hoşlanmıyorlar. Ve dediğin gibi daha sosyal girişimciler. Hani çok vahim çünkü %8 bir sosyal girişime katkı var Türkiye'de. Dünyanın çok altında. Ki hak veriyorum yani, şimdi bir sürü maddi dertlere düşmüşüz toplum olarak. Bu Z kuşağı deyince hepsi de beyaz yaka helikopter annelerin babaların çocukları değil ki. Adam şey de topluyor. Eskicilik de yapıyor. Neydi o işte çöpten karton da toplayan Z kuşağı var baktığında. Dolayısıyla evet. Ama hani hepsinin ortak özelliği, anlatacak bir dertleri var. Hikayeleri var. Hiç kolay bir zaman değil ama harbiden bana da çok umut aşılıyorlar. Her seviye, hangi fraksiyonun, hangi politik görüşten olursa olsunlar daha liberaller, öyle söyleyeyim. Bu arada başlangıçta 3-4 kişiydik söyledim ama çok güzel hanımlar, yakışıklı beyler görüyorum videosu açık. Lütfen sormak istediğiniz ya da aranızda mutlaka koçlar var, evriminde tanıdığı. İpek Hanım'ı görüyorum, Tuğba'yı görüyorum, öpüyorum onları. Lütfen siz de yorumlarınızı iletin, çok değerli. Böyle şey, güzel bir şey yaratalım, farklı görüşler. Evrim hatalısın diyen de olabilir. Değil mi? Açığız yani bunlara. Bülent çok açıyoruz. Alıştık gençlerden. Ne olursunuz evet. Siz de katılın. Her zaman girebilirsiniz. Evet. Ben yoksa devam edeceğim. Bir dakika Bülent. Lafı ağzına tıkadım ama başlamışken paylaşmak istediğim bazı şeyler var. Bir tanesi mesela, yani gururla paylaşacağım şeyler. Bir tanesi bu sosyal girişimcilik dersindeki bazı öğrencilerim. Anadolu bursiyerleriydi bazıları mesela. Yani Anadolu'nun bir yerinde keşfedilmişler parlak beyin olarak ve hayırsever bursiyerlerin kaynaklarıyla müthiş okuyorlar. Mesela onlardan bir tanesi, sosyal medyada gururla takip ediyorum. Tıp okudu, doktor oldu ve bir taraftan da sağlık sektörüne sağlık cihazları geliştiriyor. Yani inovasyonla ve bunu bir girişime dönüştürdü, sosyal girişime dönüştürdü. Aklında mı? Paylaşmanız önce var mı? İsmi soyadımı aklında mı paylaşmada sakın? Şevval. Soyadını hatırlamıyorum sevgili Şevval. Dinlerse, dinliyorsa. Anadolu Bursiyerleri konusu benim çok gözlerimi yaşartan bir şey. Biraz anlatsana, nedir Anadolu Bursiyerleri bilmeyenler için? Anadolu Bursiyerleri Koç Üniversitesi'nin her yıl uyguladığı bir program. Dediğim gibi Anadolu'nun en zeki, yani zeki ve çalışkan öğrencilerini ve okumak isteyen öğrencilerini. Ama gelir seviyesi çok düşük ailelerden gelenler bunlar aynı zamanda. Evet, gelir seviyesi düşük. Yani bursla okumak ihtiyacında olan öğrencileri okullardaki rehber öğretmenler kanalıyla buluyor, tespit ediyor ve onlara burs imkanı sağlıyor. Koç Üniversitesi'nde tamamen burslu bir şekilde okuyorlar.
Ve yani oldukça fazla sayıda öğrenci Anadolu bursiyeri olarak ve bu tabii ki bursu siz de bir mesela bursiyeri olabilirsiniz, düzenli bağış yapabilirsiniz. Anadolu bursiyerlerine her yıl bu öğrencilerin seçip okunmasına destek olabilirsiniz. Sonrasında da işte böyle gururla izliyoruz. Böyle bir öğrencim vardı mesela. Çok bir diğeri, onun da ismini verebilirim yani. Lütfen, hepsi birbirinden kıymetliydi. Hepsi çok tatlılardı ama bazıları özellikle aklımda kaldı. İlker diye bir öğrencim vardı. İzler belki. Onunla tanışmak, onunla çalışmak şey gibiydi. Elon Musk'la sanki. Onun gençliğiyle tanışmak gibiydi. Hedefleri var, hayalleri var. Zaten yazılımcı, bilgisayar mühendisi. Daha o yaşında şirketi kurmuş, yatırım almış falan Türkiye'de. Ama diyor ki ya bu hani burası bize yetmeyecek galiba. MBA yaparken tanışmıştım onunla. Biz San Francisco'ya gideceğiz. Ve atladılar üç arkadaş. Gittiler San Francisco'ya. Orada Silicon Valley'de şirketlerini kurdular. Teknokent'te destek aldılar. Aynı odada uyudular falan, böyle çok zor dönemleri atlattılar. Ama şunu gururla söyleyebilirim. Galiba 2 veya 3 yıl önceydi. 30 yaş altındaki en iyi 30 startup kurucusundan bir tanesi seçildi Amerika'da. Ve yani evet, o kurdukları şey girişim yatırım aldı ve çok başarılı oldu. Hakikaten şimdi kendini gerçekleştirmek ya konu. Ben bayılıyorum yani böyle kişilerle çalışmaya, sadece böyle olması gerekmiyor ama kendi cevherini açığa çıkaran kişilerin hikayelerine şahitlik etmek bana göre hayatın en büyük lütfu. Aynen. Coğrafya kader değildir derler ya, gerçekten ezber bozan. Yani adam dediğin gibi ya da hanımefendi Anadolu'nun bir şehrinden çıkıyor. Bir şekilde o şansı da oluyor belki, hani o bir fark edilmenin. Ve diyorsun ki bir tanesi doktor olmuştu, bir cihaz geliştiriyor, direkt San Francisco'ya gidiyor geliyor. Çok değerli. Bir de bayağı da oldu galiba. Benim bildiğim bir, ben zaten 4 sene önce gruptan ayrıldım. Bir 8-9 senesi oldu değil mi bursiyer? Yani içinden başarı hikayeleri de yaratmaya başladı. Bu çok değerli. Haber değeri de olan bir şey yani. Hani başka evet. Haber değeri şu anlamda söylüyorum. Örnek olabilmesi açısından. Evet, evet. Bu çocuklar da yeni gençlere el verecek ileride birkaç sene sonra. Belki vermeye başladılar bile. Evet, ben onları bir hikayeme şey yapayım bari. Şimdi aklıma geldi. Evet ya, niye sen de başlattın hazır. Verim hikayeleri. Onları da merak ettim. Aynen öyle. Çok güzel olur. Peki iç koçluktan konuştuk. Hani sormak isteyen ya da fikir belirtmek isteyen varsa girebilir. Bu üniversitede bu şeyin amacı ne? Çok kısa, hani çoğu kişi koçluğun ne demek onu zaten biliyor da. İşletme enstitüsünde ne yapıyorsun? Amaç ne? Yüksek lisans öğrencilerine ne anlatıyorsun? O yaştaki çocuk koçluğu ne yapsın? Falan gibi sorular sormak istiyorum. Çok sevgiler. Hiç çocuk değiller, gayet yetişkinler. Şöyle aslında... 6 yıl önce işte başladım ben Koç Üniversitesi'ne. 2014 Haziran tam 6 yılım dolmak üzere. Aslında Koç Holding'de yaptığım işim yöneticilere koçluk. Hem birebir koçluk hem de grup koçluğu yapıyordum o zaman. Takım diyemem, grup koçluğu yapıyordum. Onun aynısını Koç Üniversitesi'nin işletme enstitüsünde, yani Graduate School of Business diye geçen kısmında MBA, Executive MBA öğrencilerine uygulamaya başladım. Kimilerine birebir koçluk yaptım ilk yıllarımda. Şu an ağırlıklı olarak Executive MBA, MBA ve Finance Master öğrencilerine Coaching for Leadership diye bir program yapıyorum ben. 9 ay sürüyor. Ayda bir defa 3 saatliğine bir araya geliyoruz. Hem koçluk öğretiyorum, yani birebir koçluk becerileri öğretiyorum, koçluk yapmayı öğretiyorum ve aynı zamanda sistem bakış açısı, sistem koçluğu, takım koçluğu da öğretiyorum. Profesyonel koç olsunlar diye değil, öyle bir akreditasyon vermiyoruz zaten. Ben her liderin, her yöneticinin, geleceğin her liderinin koçluk becerileriyle donatılmış olmasını çok önemsiyorum. Şimdi bana hep söylerler, Evrim, işte sen de gitseydin yurt dışından bir koçluk okulu getirseydin, işte sen de böyle bir patron olsaydın, bir sürü koç yetiştirirdin, bu işe de çok erken girenlerdensin. Yapabilirdim evet. Ama ben bugüne kadar, bundan sonrası için yapmayacağım demek değil bu arada, hani onu da hep bir kenarda tutuyorum ama şu ana kadar yöneticilere ve liderlere koçluğu aşılamanın çok daha büyük etki yaratacağına inandığım için ben bu tarafta kaldım. Hep üniversitede kaldım. Ve hep yöneticilerle, yönetici adaylarıyla çalıştım. Bence değişim çünkü en çekirdekten başlıyor. Yeterince koç var Türkiye'de. Daha da olsun. Bence ne kadar çok olursa o kadar iyi. Ama
Hani sadece birbirimize yapmayacağız ki bu koçluğu. Koçluğu doğru anlayan, doğru bilen, bu becerileri kullanabilen yöneticiler yarın öbür gün benim zihniyetim hep şöyledir. Pastayı büyütmek, yani pastayı böyle pay kapmak için yarışmak değil de sektörü büyütmek. Ben Koç Holding'de iç koçluğu ilk başlattığımda bazı profesyonel koç arkadaşlar içerlediler. Sen bizim ekmeğimize engel oluyorsun. Bizim müşterilerimize hani sen artık içeride koçluk yapmaya başlıyorsun. Oysa tam tersi. Koç Holding bu işi başlattıktan sonra koçluk sektörü çok büyüdü Türkiye'de. Çünkü koçluğun ne olduğu doğru anlaşıldı. Ve ben orta kademeye yöneticilere yapıyordum koçluk. Ve o ana kadar orta kademelere çok fazla koçluk aldırılmazken kaynak sebebiyle pahalı bir hizmetti. Daha çok üst düzey yöneticiler alırken orta kademeye yaydık. Orta kademeler koç oldu, onlar koçluk eğitimi aldı. Dolayısıyla o koçluk okulları geldiler takım koçluğu yaptılar, geldiler yönetici geliştirme programlarının içine koçluk koydular. Koç Üniversitesi'ndeki katkımı da ben böyle görüyorum. Bu sektörde yöneticiler koçluğu ne kadar tanırsa, ne kadar bilirse, kendileri de ne kadar uygularsa yarın öbür gün bu hizmeti daha fazla alırlar ve biz pastayı birlikte büyütmüş oluruz bir tarafta. Bu arada kendimi düzelteyim. Tabii ben hep lisansa gidiyor aklım. Sen yüksek lisans öğrenci. Özellikle MBA yapanlarda zaten koca koca yöneticiler de oluyor. 5-10 senedir, 15 senedir sürecin içinde olanlar da MBA. MBA'ler biraz daha genç de. Executive MBA'ler onlar biraz daha. Yani şöyle söyleyelim. 30'ların ortaları pek çoğu. Doğru. 30'lu yaşların ortalarındalar. Bu arada aslında tam bugünkü konumuza yönelik İpek Hanım'ın çok leziz bir sorusu var. İnsanlar potansiyellerinin farkını nasıl varırlar? Bunu nasıl açığa çıkarır? Bilirler herhalde. Bileylerler mi ya da hani nasıl açığa çıkarırlar aslında kısaca? Sizi de görmek çok keyifli İpek Hanım. Hoş geldiniz. Evet, çünkü bugünkü konumuz nasıl? Sesini aç. İpek'ten hani duyuyorum. Sesim mi gitti? Ha, ekran. Ben bazen accept ederken kendimi mute'a alıyorum galiba. Biliyor musun şu an? Şu anda geliyor. Merhabalar arkadaşlar. Çok güzel sizleri görmek uzun bir aradan sonra. Süper gidiyor. Çok keyifli bir sohbet. Bülent'cim sorum şuydu. En son cümle bilerler. Yani bilemek. Ha bilemek. Bilirler. Tamam. Bilemek. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bizi ana hatta çektiniz aslında. Bugünkü konumuz o. Kendini keşfet, kendini gerçekleştirmek, potansiyelinin farkına varmak, sınırları zorlamak. İşin uzmanına soralım bakalım ne diyecek bize. Evet. Şimdi yani tabii yıllarca insan kaynaklarında da potansiyel ölçümü yaptım ben. O zaman neydi? Yetkinliklere bakarak işte hangi yetkinliklerde güçlüyse biz onlara potansiyel dedik vesaire. Ama benim tabii koçlukla tanıştıktan sonraki potansiyel algım çok farklı. Bazı yetkinliklerde güçlü olmak gibi değil. Potansiyel ben şöyle söylüyorum. Herkesin içinde yanmakta olan bir ışık var. Yani bir cevher var. Ve aslında bunun ne olduğunu bal gibi bilen içeride bir bilge ses var. Bunu nereden biliyor bilge? Bazen bazı insanlara bakıyoruz, hikayelerine bakıyoruz, imreniyoruz ya. İmrendiğimiz yer bizim potansiyelimizin yandığı yerdir bana göre. Evet. Kendimden bir örnek vereyim. Benim bir arkadaşım vardı. Hala var. Çok başarılı bir avukat. Belki dinler o da. Ve benim böyle daha stabil olduğum, yurt dışı ile çok fazla bağlantıda olmadığım bir dönemde o uluslararası çapta avukatlık yapıyordu ve işte İsviçre'ye davalara gidiyor vesaire, Amerika'ya gidiyor falan. Ya ben böyle imrenerek bakardım, ne güzel diyordum yani uluslararası çalışıyor. Şimdi ama böyle kıskanmak gibi değil. Tilman kapar mısın benim kapıyı? Evet, tamam. Kıskanmak gibi değil ama o zamanlar bir kitap okumuştum. Demişti ki imrendiğiniz insanlara bakın. Neyse imrendiğiniz şey potansiyeliniz orada yatıyordur sizin. Bu cümle benim hayatımı değiştirdi. Ve keşke ben de öyle olsam demek yerine ben nasıl böyle olabilirim diye sormaya başladım. Ve ben de uluslararası hizmet vermek, işte İngilizce olarak farklı dünyalara girebilmek, farklı hikayelere, evlere konuk olabilmek, yaşamlara konuk olabilmek istedim. Dolayısıyla açıkça yani kısaca cevabım. İçeride bir bilge var ve çok iyi biliyor aslında sizin neyi yapabileceğinizi, neyi yapmak istediğinizi. Korkularımızla, kaygılarımızla o sesi susturuyoruz sadece. Yine bir örnek daha vereyim. Yıllar önce IDEA'da ilk işe girdim. Ben çok şanslıydım. İlk 3 iş günümde ben etkili insanların 7 alışkanlığı eğitimine denk geldim. Victor Seed veriyordu o eğitimi. Dolayısıyla düşünün 22 yaşında böyle bayağı tıfıl bir kız.
Dünyam değişti. O etkili insanlar eğitim alışkanlığı eğitimini bir aldım. Çünkü şeyle başlıyor. Hani sonunu düşünerek işe başla diyor ya orada. Cenaze töreninde seninle ilgili neler söylensin istersin falan. Hem eğitimden çok etkilendim. Bir taraftan da ben hep Victor Bey'i izledim. Victor Bey eğitim veriyor. İnsanlarda etki yaratıyor. İşte insanların ışığını açığa çıkartıyor. Ve o gün yazmışım. Ben böyle bir şey yapmak istiyorum ve böyle birisi olmak istiyorum diye. Bunu unuttuğum oldu. Operasyona boğuldum, iş hedeflerine boğuldum, işte anlamı kaybettiğim günler oldu ama bir gün o notlarla karşılaştım Bülent. Ve ne istediğimi bana çok iyi hatırlattı. O yüzden potansiyeli nasıl bulacağız? Bence çoktan biliyorsunuz. Asıl soru o değil. Asıl soru onun peşinden gitmeye cesaretin var mı? Bravo. Ya o kadar güzel bir şey söyledin ki yani insanların da çok somut öneri olarak alabileceği bir şey. İmrendiğin şeyi ya da kişiyi bul. Neye imreniyorsun? Bu senin için bir başlangıç noktası. Direkt aksiyon planının başı. O içindeki bilgiyi de bilgilendirebilirsen. Ne kadar güzel söyledin. Peki o potansiyelini bulmak için nasıl cesaretlendirebiliriz insan? Ya da o iç cesareti nasıl bulabilir kişi kendinde? Ki biraz önce bu Anadolu bursiyerleri tamam birileri el veriyor ama çocukta da bir cesaret var. Bak kalkıp işte San Francisco'da hostellerde yatmış kalkmış falan filan. Bir umut da var yani. Hani bana sorsalar cesaret umut işi derim yani. Bir şey umut edersin ki aksiyona geçersin. Sen ne dersin bu konuyla ilgili? O cesareti nasıl bulabiliriz? Yani ben şöyle derim. Öğrenmekten geçiyor ya da en azından benim anahtarım her zaman kilidi açan şey öğrenmek oldu. Şimdi kurumsal hayatta da ben eğitimler veriyorum. Hatta kariyer eğitimleri veriyorum. Kariyer yolculuğu eğitimleri. İnsanlar pek çok bahaneyle geliyorlar. Ama şöyle, ama böyle, ama bilmem ne. Ya hani bir insan gerçekten öğrenmek ve gelişmek istediğinde ona kim mani olabilir ki? Kim durdurabilir ki? Verdim örneğimi. Ben koçluk öğrenmek istiyorum dediğimde bana hayır diyemediler. Nasıl desinler? Parayı cebimden veriyorum. Yıllık iznimi kullanıyorum. Beni nasıl durdurabilirler bir şey yapmak istediğimde? Eğer tutkuluysan, bedelini ödemeye de hazırsan yani kimse seni durduramaz. Ancak kendini durdurursun. Ama bu tabii şeyle olmuyor. Konfor alanında kalayım. Hem o gelsin hem bu gelsin. Hiçbir şeyden vazgeçmeyeyim. Sadece heybeme yeni şeyler katayım. Böyle olmuyor. Yani bir şeyleri de bırakmak gerekiyor. Bir şeylerden de vazgeçebilmek gerekiyor. Bu da belirsizliğin içine atlamak demek. Belirsizliğin içine atlamak demek. Bir örneğimi anlatayım ben burada. Lütfen. Kayıp olmuyor ama anlatacağım. Şimdi yıllar önce hala koç oldum. Özür dileyip durma lütfen. Anlat ne anlatmak istiyorsan. Ben bazen çenem çok düşüyordu. Sorular varsa engel olmuş olmayayım. Şöyle, yıllar önce Koç Holding'deki artık son günlerim. Hissediyorum son günler olduğunu. Çünkü içeriden bir şey beni dürtmeye başladı. Evrim diyor, etkini daha fazla yayabilirsin. Koç topluluğunun ötesine de geçebilirsin. Böyle bir şeyler dürter ya, dürttü. Ve hani organizasyonel bir takım değişiklikler oldu. Pek de hani ben mutlu da olmadım, itiraf edeyim. Bir takım böyle rahatsızlıklarım da oldu. Ve bir gün işe gitmedim ben. İzin aldım. Sabah erkenden 6-6.30 falandı. O zamanlar Suadiye'de oturuyorum. Sabah yürüyüşe çıktım. Sahilde yürüyeceğim. Henüz daha hava aydınlanmamış. Yani böyle nasıl diyeyim alacakaranlık gibi. Yürüyüşe çıktım. Çok etkiler bu hikaye beni. Bir taraftan deli gibi korkuyorum. Yani hep ayrılmak istiyorum. Hem de korkuyorum ya nasıl geçineceğim işte çocuğumun okul taksitleri var bilmem neleri var falan hepimizin yaşadığı şeyler. Gittim bir banka oturdum ben. Bankta oturduğum yerde bir kadın geldi. Yere biriktirdiği ekmekleri ufalamış kuru ekmekleri böyle kocaman bir torbayı attı. Ve bir anda kuşlar uçuştu o ekmeklere. O ekmekleri hep martılar ve güvercinler yedi. Martılar yedi pardon. Güvercinler de kapamadı. Ve ben içimden dedim ki ya bak martılar doydu, güvercinler aç kaldı. Ve o sırada bakın yani çok acayip bir andı. Arkamda böyle acı bir fren sesiyle bir araba durdu. Bu Anadolu tipli bir arabaydı tamam mı? Eski, arkası böyle hatchback bir araba. Bir adam çıktı arabadan. Elinde bir paket bulgurla çıktı. Bakın sabahın 6.30'dan bahsediyorum. Bir paket bulgur. Açtı bulguru ve önümde ayaklarımın önüne döktü bulguru. Ve bütün güvercinler doydu.
Ve ben o gün anladım ki sen yürü evrim, aç kalmazsın. Hani ıskını veriyor Allah. Doğru. Ve ben ondan sonra Koç Üniversitesi'ne evet dedim, üniversiteye geçtim. Yani aynı şey mi? Değil. Tabii ki aynı hatlarla geçmedim. Daha yarı zamanlı çalışıyorum. Daha büyük risk aldım. Ama gene de hiç yoktan iyiydi tabii ki de. Orada bir desteği vardı. Hayatına işaretler gönderiyor. Bu böyle deneyimler yaşatarak aslında seninle konuşuyor hayat. Kesinlikle. Birkaç ay, yani yılı olmadı değil mi? Yılı da olmak üzere Londra'ya taşındın. Çok sıkı gidiyorsun tabii. Bir yıl üzere, 11 ayda, 11. aydayım. Ne kadar girebildin orada kendi uzmanlıklarına bilmiyorum ama mutlaka gözlemleme, araştırma fırsatın olmuştur. Neler var trend olarak sizin alanınızda? Neler farklı yapılıyor? Hiç gözlemleme fırsatın oldu mu koçlukta, mentorlukta? Evet, şöyle tabii ki zaten EMCC kanalıyla burada İngiltere ve Avrupa'nın temasta olduğum için yani EMCC Türkiye Başkanlığı ölüm sebebiyle ben konsey üyesiyim farklı ülke başkanlarıyla bir arada. Burada İngiltere'nin de bir takım etkinliklerine katılma fırsatım oldu. Şunu söyleyebilirim, bizden çok daha iyi yaptıkları bir şey var. Biz çok iyi uygulayıcıyız. Yani Türkiye'deki koçlar ve mentorlar müthiş koçluk mentorluk yapıyorlar. Ben bunu kendi deneyimlerimle de görüyorum. Ne zaman bir ortama girsem ve bir şeyleri yapmam gerekse, hani bir takım egzersizleri, çalışmaları yapmam gerekse farkı görüyorum. Biz çok deneyimliyiz, çok donanımlıyız. Yalnız yapmadığımız şey şu, biz yazmıyoruz. Biz araştırmaya dönüştürmüyoruz. Biz bunu bir white paper'a, bir kağıda, bir makaleye dökmüyoruz. Dolayısıyla biraz göçebe kültürün etkisi mi? Suya iz bırakıyoruz ve kayboluyor. Şimdi bu kanaat önderleri bizden çok daha iyisini yapıyor değiller. Ama iz bırakıyorlar. Kendime en büyük ders bu. Gerçekten öyle. Yoksa hani laf aramızda bence biraz fazla gelenekseller. Hani biraz eski modalar. Bizden çok daha erken başlamış olmalarına rağmen biz arayı süper kapatmışız. Kurumlar daha fazla sahiplenebilir. Yani biz bu işi biraz daha koçların ve mentorların tekeline bırakmışız. Daha fazla yönetim kültürü, liderlik kültürü haline getirmek için kurumlar bunu koçluk becerilerini, mentorluk becerilerini daha fazla özümseyebilirler. Yine alan olarak bunu fırsat görüyorum ben Türkiye'de. Mesela hep anlatıyoruz biz burada Metropolitan Polis Teşkilatı bütün polislere, halkla temas eden herkese temel mentorluk koçluk eğitimi veriyor ve temel seviyede akredite ediyor. Çünkü bunu iletişimin, insana hizmetin olmazsa olmazı görüyorlar. NHS keza, yani korkunç yatırım yapıyor NHS. İç koçluğa, dış koçluğa, grup koçluğuna, takım koçluğuna, Sağlık Bakanlığı gibi düşünebilirsiniz. Ya yani burada devlet çok daha fazla bu işi sahiplenmiş, kamu ve özel şirketler de çok daha fazla sahiplenmiş. Bunu görüyorum. Ve bu da bizden neredeyse 10-15 yıl önce başlamalarının kaçınılmaz bir sonucu. Öztürk Bey, bilirim. Hiç sorun değil. Sessiz sorun lütfen. Merhabalar, iyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. Ben bu sunumla katılmakla birlikte çok mutlu oldum. Çünkü Evrim Hanım'la ben 2 gün önce falan bir vesileyle hani tanışma veya iletişime geçme imkanı buldum. İyi akşamlar Evrim Hanım. İyi akşamlar. Soruyu sorarken de kendisine hatta mesaj yazarken şey demiştim. Bu benim sadece çocukça bir merakım. Cevaplamak zorunda değilsiniz demiştim. Şu anda fırsat buldum. sorabilirim herhalde. Şimdi Evrim Hanım, ben koç falan değilim. Bu koçluk süreçlerine de bayağı bir uzak kalmış ve bahsettiğiniz önyargılardan dolayı bu sürece bayağı bir uzak dışında kalmış birisiyim. Şunu fark ettim, bayağıdır bir sizin YouTube üzerinde diğer koçların da sunumlarını izledim. Şunu fark ettim, bir taraftan siz bu dünyaya veya yaşanan hayata ilişkin kendini gerçekleştir, ilişkilerini yönet, şunu yap, bunu yap derken öbür taraftan da bir şekilde işi sufizme veya mistisizme bağlıyorsunuz eninde sonunda. Şimdi sufizm, mistisizm boyutunda ister Hint felsefesi olsun, ister bizim tasavvuf olsun, bunu çok fazla kullanıyorsunuz. Bir taraf kendini gerçekleştir derken öbür taraf hiçliğe gidiyor. Bunların arasındaki bağlantıyı neden koçlar kurmak ihtiyacı hissediyorlar? Yani bu bir marketing stratejisi mi yoksa
gerçekten esas amaç veya size insanların koçluk veya mentorluk talebiyle gelmelerindeki amaç, bir taraftan onların belki günlük iş hayatı veya normal hayatlarındaki yaşadığı problemleri çözmekken, siz niye onları alıp çok başka mistik boyutlara taşıma ihtiyacı veya bunu bir yolculuk olarak adlandırıyorsunuz? İşte neredeyse çilehanelere dolduruyorsunuz. Her seferinde bumerang gibi her şeyden suçlu sensin diyorsunuz. Her şey senin elinde diyorsunuz. Bir cendere içerisinde sıkıştırıyorsunuz. Bu eziyeti niye ediyorsunuz? Çok teşekkür ederim. Çok güzel. Evet. Adım Mustafa bu arada. Mustafa evet, Öztürk. Evet. Valla nereden başlayayım? Bir kere hani koçlu sufizmle bağdaştırma gibi bir şeyim yok. Hani haşa haddim değil. Ben sufi de değilim. Sufizmi de çok sınırlı biliyorum. Ama bildiğim kadarıyla çok seviyorum. Bağdaştırmayı da istiyorum bu arada. Ve hatta doktora konusunda o ikisiyle birlikte çalışmayı da düşünüyorum burada. Ama bu benim şahsi tercihim. Ve koçluğun mistik bir şey olduğunu da ben düşünmüyorum. Bu benim kendi yolculuğumla ilgili. Ve buradan koçluğa bir şey çıkarabilirsem ne güzel. Çok sevdiğim iki şeyi bağdaştırmış olurum. Ama koçluk mistik bir şey değil. Koçluk aslında bir gelişim yolculuğu. Ve hangi çağa giderseniz gidin, hangi coğrafyaya giderseniz gidin, Doğu felsefesinde de, Batı felsefesinde de binlerce yıldır insanlar bu soruların peşinde. Ben kimim? Kim olmak istiyorum? Kendini tanımaya çalışıyor insan dediğimiz. Çünkü hani nereden bakarsanız bakın, işte içimizde anlam arayan bir tarafımız var. İstesek de istemesek de böyle bir tarafımız var. Kimi ruh der, kimisi nefs der, kimi başka bir şey der. Dolayısıyla koçluk belki ilk çıktığı yıllarda daha çok performans geliştirmek üzerineydi. Yani bir işi nasıl daha iyi yaparım? Nasıl daha iyi satış kapatırım? Nasıl daha iyi hani pazarlama projeleri üretirim? Ama koçluk öğretileri de bence bir takım genel insanın kendini keşif öğretileriyle harmanlandıkça, ki bu bize Batı'dan geldi bu arada. Yani ben işte Kanada orijinli bir okuldan eğitim aldım. Daha çok insanın kendini tanıma yolculuğuyla birleştikçe belirlediğiniz hedefler belki günlük, haftalık veya işte 2-3 aylık hedefler değil de genel olarak kendi hayatınızla çalışmayı öğreniyorsunuz. Kendi hayatınıza bakmayı, kendinize bakmayı öğreniyorsunuz. Bunun yolu sufizm olabilir. Mesela dostu takip ediyorum, hani dost Can Deniz'de, o da farklı bir perspektiften, başka kendi gelişim yolculuklarından beslendiği şeyleri paylaşıyor. Her koç kendi tarzını getiriyor. Pazarlama stratejisi mi? Kendi adıma cevap verebilirim. Haşa, yani ben öyle bir şeyi asla düşünemem. Cendereye niye sokuyorsak? O soruyu kendime hep sorup duruyorum Mustafa Bey. Hani rahat rahat oturmak varken niye kendimi bu cenderelere sokuyorum ben? Vallahi bilmiyorum. Ama işte hep daha derine gitmek, hep daha fazla bilmek, kendini gerçekleştirmek dediğim, tabii hadi hiçliğe de bağlayalım. Kendini gerçekleştirmek aslında hiçlik, hakikat yolculuğunda gerekli bir şey. Sana verileni olduğu haliyle kullanabilmek, ama bunu yaparken kendini aradan çekebilmek. Çünkü gerçekleştirdiğimiz potansiyel kendi potansiyelimiz değil ki. Ama bakın, bunu Koçluk Derneği Başkanı olarak söylemiyorum. Bunu kendi inancımla evrim olarak söylüyorum. Yaratımın potansiyeline vesile oluyoruz. Kişisel fikrim bu. Ama koçluk bunu öğretmiyor. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Çok ufak benim de beklerim olsun. Çok sağ ol Evrim. Aslında sen de tabii ki bir insan kızı olarak içsel yolculuk yaşıyorsun kendi içinde. Yani bunu Batı'dan aldım, uyguladım falan şey değil. Ve ister istemez o içsel yolculuğu, sen belki bir yerlerde konu bağlanınca amaç asla sufilik şu bu falan değil, ama kimisi Eskimo dinine dayandırır, kimi paganizme dayandırır, kimi yine Batı'ya gönderme yapar. Herkesin içsel yolculuğu farklı gerçekten. Ve neden olmasın Evrim? Yani yarın öbür gün koçluğun tanımı buraya neden evrilmesin? Çünkü ne, biliyorsun artık hani hikaye dinlemek istiyoruz dedik. İnsani değerlere gitmemiz gerekiyor. Yani şey, gök gürültüsü mü? Şey mi gitti? Oo, tamam. Yani belki bir süre sonra buna da değişebilir. Hani bugünlerde hep pandemiden dolayı konu yine oraya geliyor, ama psikolojik sermaye çok önemli dedik. İnsanlara daha çok yatırım yapmaları gerekecek. İnsanların ruhsal ve fiziksel sağlığına. Çünkü anladık ki canımız, ya ölürsek hiçbir şeyin önemi yok.
ne süreç yöneticiliğimizi, ne koştuğumuzu. Önce bir canımızı kurtaracağız. Önce bir kafa sağlığımız yerinde olacak ki üretmeye, paylaşmaya devam edelim. Dolayısıyla koştuk bir süre sonra Doğu Batı felsefesinin birleşiminden de faydalanacak ve ona bir şeyler katacak bir seviyeye de getirebilir. Ama bunu evrim kendi yoluyla yapar. Doğancan başka bir yolla yapar. Ben başka bir yolla yaparım. Ama şunu söyleyebilirim ki Evrim'i 15 senedir falan tanıyorum. Evrim tanıdığım en kötü pazarlamacılardandır. Evrim işi, kendi işini, kendi tecrübesi pazarlar zaten. Evrim'in ekstra bir ihtiyacı yok ama ben çok özele girer miyim diye bunu sormak istememiştim Mustafa Bey. Ne kadar da güzel bir soru sordunuz. Çok teşekkür ederim. İlginiz için sağ olun. Sağ olun. Evrim, evet, buradan da şeye geleceğim. Hayallerinle ilgili... Ha pardon, bir şey mi eklemek istiyordun? Tabii. Ha, yok. Sesler geliyor dışarıdan galiba. İzolasyonu sağlıyor. Mustafa Bey, bu arada aramızda bir sürü koç olmayan var ya. Yani bir koçluk seansı değil bu. Herkes, her meslekten var yani. Rahat olmayın. Bundan sonra kısmetse daimi izleyicilerinizden bir tanesi olmak istiyorum. Kombine bilet falan varsa alabilirim. Çok çok keyifli, çok zevk alarak seyrediyorum. Evrim Hanım'ı özellikle tanıdıktan sonra benim bu konuya bakışım da değişti. Özellikle belki de bu soruyu direkt sorabileceğim tek kişi olduğu için direkt bu yolla sormayı tercih ettim. Güzel. Açıklığım ve samimiyetim için, yani yanlış anlaşılma olmasın, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Estağfurullah. Çok değerli görüşünüz ve sorunuz. Bakın, bu konu konuşulurken de havai fişekler patlıyor. Yani World Intelligence diye bir kavram vardır. Sistem koçluğunda öğretirler. Tabii. Dünyanın zekası ya da evrenin zekası. Bir şeyleri kutluyoruz. Gündüz vakti, bakın günlük güneşlik, birileri havai fişek patlıyor burada. Aynen öyle. Değişmiyor. Burada da silahlar patlıyor bayramda. Bir şeyler patlatıyor. Kusuyoruz demek ki. Bir gün de değil yani ama anlamadım neden. Şeyi getireceğim Evrim, mesleğinle ilgili, kişisel yolculuğunla ilgili paylaşabildiğin kadarıyla, tabii çok özele girme koşuluyla, gelecek hayallerin neler, nereye taşımak istiyorsun, ne yapmak istiyorsun, birçok şeyi başardın gerçekten, bunu hani hiç mütevazi olma, çok mesleğinin de durumundasın belki de, ama bir sürü de bitmiyor bizim, hala öğrencisin, sen de bir sürü şey öğreniyorsun, hepimiz öyle, ama nereye gitmek istiyorsun, neler yapmak istiyorsun, biraz anlatır mısın? Yani hiç düşündün mü ya da bunu? Yani şöyle, hani içimden gelen bir istek var. Hedef gibi değil, hayal gibi değil ama bunu çok koç da söylüyor Türkiye'deki. Bunu tek düşünen, isteyen, arzu eden ben değilim. Belki benden önce yapanlar da var. Ama bazı videolarımda söyledim. Ben hep Batı'ya gittim, Batı öğretisiyle öğrenmeye çalıştım. Benim karşıma hep Mevlana dizeleri çıktı her seferinde. Evet, yani Batı'dan öğreneyim ama bizim topraklarımızda muazzam bir şey var ve bunu harmanlamak istiyorum. Yani bu mesleğe katmak istiyorum. Bu böyle bir şey yapmak, bir şey başarmak değil ama ben öğrenmek istiyorum. Çünkü kendim de çok iyi bilmiyorum. Hı-hı. O anlamda kendimi de eleştiriyorum. İngiliz Edebiyatı mezunuyum ben. Yani düşünün, Batı'yı öğrenmişim. Ama Doğu'nun, en azından Anadolu'nun kültürünü daha iyi öğrenmek istiyorum. Çünkü buradan çıktı bazı şeyler. Yunus'tan çıktı, Mevlana'dan çıktı, Bektaşilik'ten çıktı. Bağları bir yerde kopartmışız. Ben o bağların peşine düşmek istiyorum. Hedefim bu yani, hayalim bu. Zaten ismi koçluk olmadan önce, yüzyıllar önce bu insanlar bunu yapıyorlardı zaten. Yani hani usta çırak, kalfa. Zaten Doğu'da medeniyetin beşiği oradan Batı aldı, özümsedi. Tekrar bize geri döndü, pasladı işte. Çok haklısın. Yani mentor arıyorsak Akşemsettin'den öte bir mentor yok ki bizim hikayemizde. Her şeyin karşılığı var bizde. Belki şimdi ben Batı'ya doğru geldim. Gelebileceğim en batı uca doğru geldim Londra'ya. Ama yavaş yavaş tekrardan kendi topraklarıma geri dönüp yüzünü doğuya doğru dönüyorsun. Harmanlamak istiyorum. Süper. Ne yani Anadolu kültürüyle harmanlamak derken, hani şey olarak iş mesleğini nasıl yapacaksın bunu, hani tam olarak anlamadım o kısmı. Ya böyle bir öğreti, çünkü benim güçlü tarafım nedir? Ben öğreti geliştiririm, evet. Model kurarım. Dolayısıyla hani bu kaynaklardan beslenerek kendi koçluk ekolümü yaratmak isterim. Yani haşar yaratmak diyelim ama kendi koçluk ekolümü ortaya koymak isterim. Peki, bugünkü konseptimize gelirsek yine dönüp sana sorayım.
kendini gerçekleştirme yolculuğunda neredesin, hangi aşamadasın? Yani böyle lineer bir yolculuk değil belki, bu döngü de oluyor olabilir. Bazı şeyleri tekrar tekrar yaşıyorsun da olabilir. Ama kendini gerçekleştirmenin neresindesin? Ay bilmiyorum ki. Çok mu zor soru? Bilmiyorum neresindeyim. Çünkü sen anlattın, o kadar güzel şeyler alıyorum ki ben bu tarafta. O yüzden böyle soruyorum. Kusura bakma çok kişisel de oluyorsa. Yok yok, kişisellikten değil. Önümde ne var bilmiyorum ki neresindeyim. Yol nereye kadar gidecek bilmiyorum ki neresindeyim. Ancak bu olduğum yere ve geçtiğim yola bakabilirim. Geçtiğim yol meşakkatli bir yoldu. Bunu söyleyebilirim. Emek istedi. Çok çalışmak istedi, çok yatırım istedi. Yani hem zaman olarak hem maddi olarak kendime çok yatırım yaptığım bir döneme geçtim ben. Hı hı. Bunu yaparken bir taraftan bir kız çocuğu büyüttüm. Hani uzunca bir evliliğim vardı, evliliğimi sonlandırdım ki hani eşim de benim deniz subayıydı. Vardı ama yoktu. Dolayısıyla ben sürekli olarak aslında bekar anne modundaydım. Hem her işe yetişmeye çalıştım, hem insan kaynakları kariyerimi sürdürdüm, hem yeni bir kariyerin yatırımını yaptım. Yorucu bir yolculuktu. Arada master yaptım, şimdi doktora yapıyorum falan. Hani bundan sonrası da böyle gider mi? Herhalde gider yani, kısmen benimle ilgili çünkü. Seviyorum çünkü öğrenmeyi. Ama yol nerede bitecek hiçbir fikrim yok. Neresinde olduğumu da bilmiyorum. Tamam. Biraz senden çıkıyorum o zaman. Bir yorum yapacağım. Senin fikrini merak ediyorum. Bu gerçekten ben şeye inanıyorum. Yani bu birinci normalleşme, ikinci normalleşme tekrar vuracak mı pandemiler, şunlar bunlar. Ama sağ olur da hayatta kalırsak psikolojik sermaye çok ciddi bir şey haline gelecek, konu haline gelecek ve gelmeli de şu anda. Dolayısıyla ben koçluk ve mentorluk sistemlerinin, kişilerinin, süreçlerinin ve dinamiklerinin çok daha değerleneceğini de düşünüyorum. Çok daha kritik hale geleceğini düşünüyorum. Çünkü o psikolojik sermayeyi de besleyen aslında işte bu iç koçlar, dış koçlar, ismi neyse o koçlar, mentorlar. Sen ne düşünüyorsun ya da misafirlerimiz ne düşünür bu konuda? Koçluğun geleceğiyle ilgili, önemiyle ilgili. Yani ben öneminin artacağını biliyorum. Hani inanıyorum değil, biliyorum, görüyorum. Özellikle iç koçluk, iç mentorluk daha da artacak ve artmaya başladı. Yani son zamanlarda pek çok iş durdu ama ben en çok şu anda mentorluk sistemleri için destek veriyorum kurumlara. Çünkü bunun aslında iç kaynaklarla yapılabilecek ne kadar muazzam bir hem bilgi deneyim aktarımı hem de insanın insana iyi gelmesi süreci olduğunu kurumlar fark ettiler. Şimdiden bile farkını görüyorum. Daha da ilerleyecek bu. Kesinlikle. Koçluk ve mentorluk özelinde, yani bu mesleğe özel, süpervizyon çok daha fazla önlem kazanacak. Çünkü bizim işimiz reflective practice deriz biz. Yani kendi kendimize baktığımız, kendimize şahitlik ettiğimiz, kendimize tefekkür edip dersler çıkardığımız bir meslek yapıyoruz ama koçluk ilişkisinde bizi gözlemleyen kimse yok. Dolayısıyla bize ayna tutabilecek kimse yok. Bizim aynalara ihtiyacımız var. Koçluk ve mentorlukta süpervizyon almak çok önemli bir hale gelecek. Geliyor da zaten dünyada. Dolayısıyla mesleğe özel bunu söyleyebilirim. Çok güzel. Yani ben de şahsen amatörce bu konuya eğilmek istiyorum. Koçluk mentorluk kısmına değil de psikolojik sermaye ile ilgili, hani bunu makale yaparım, podcast yaparım, yine senin gibi uzmanlarla konuşurum. Hani benim çok içimi ısıtan bir konu. Çünkü şeyden uzaklaşıyorsun ya, materyalizmden biraz. Yani tamam, kapitalist bir düzende yaşıyoruz. Global dedi baskın olan model bu. Ama o kapitalist düzenin içinde ne kadar insan değeri, yani nasıl söyleyeyim sana, insanlara yönelik değer kazandırabiliriz? Hani insanların ruhsal ve fiziksel yapısını daha sağlıklı nasıl tutabiliriz? Buna şöyle denizdeki bir damla kadar katkım olursa çok vicdanen şey olurum diye düşünüyorum. Hani mutlu olurum diye. Dolayısıyla hani amatörce bir gireceğim bu konuya. Neler yapılabilir, neler edilebilir falan diye. Burada da işte koç, senin gibi değerli bir sürü koçlar, mentorlar var. Onlarla da iletişimde olurum diye tahmin ediyorum. Dünyanın dengesini biz biraz bozduk. Hani önce insan kendi içindeki dengeyi bozdu. Evet. O ruh, beden, zihin, duygu bütünlüğünü bozduk biz. Hı-hı. Dolayısıyla psikolojik sermaye bu dengenin, bu bütünlüğün tekrar geri gelmesi demek. Hı-hı. Buna yolu koçluk olur, mentorluk olur. Başka evet. Bir şey olur. Ne olursa olsun. Hı-hı. Ama buna ihtiyaç var. Yani kolektifte de buna ihtiyaç var. Hı-hı. Bireylerin de kendi içinde buna ihtiyacı var. Ve ben uzun vadede zaten psikolojik sermaye sağlanmazsa sistemin de çökeceğini düşünüyorum. Hani biraz iddialı bir şey ama yani sonuçta sermaye insan.
Hepimiz bir sermayeyiz baktığında, entelektüel sermaye, şu falan filan. Yani gerçekçi konuşmak gerekirse. Dolayısıyla o sermayeyi kaybedersek zaten sistem de çok zarar alır. Evet, yani Covid bunu çok güzel gösterdi. Bir insan performans sergileyemediğinde sistem diye bir şey olmuyor ve önce sağlık gerekiyor, sağlıklı bir şekilde performans alabilmek için. Yani bütün hükümetler bunu gördü herhalde şu an. Kesinlikle. Kurumlar da gördü. Kesinlikle. Peki, hedeflediğimiz saate aşk çok da güzel akıyor. Ben son bir kez sorayım. Mustafa Bey gibi soru sormak isteyen, fikir belirtmek. Aramızda çok değerli koçların da olduğunu tahmin ediyorum. Evrim, senin tanıdığın, benim tanımadığım isimler. Evet, evet. Var. Sertaç var, benim tanıdığım. Tuğba var, dinliyorsa hala. Behiye, benim tanıdığım Behiye ise. Evet, Behiye de koçlukla ilgili. Hayır, İpek zaten. Evet, tabii Mustafa Bey, var. Bir soru hakkınız vardı ama neyse, hadi ikinciyi de buyurun tabii ki. Hocam ben torpilli olmam lazım biraz. Benim alıştırmanız lazım beni ortama. O yüzden buyurun. Buyurun buyurun. Şimdi hocam Yunus Emre'nin Tapduk Emre ile bir hikayesi vardır. Dervişler ilk Çinali'ye gittikleri zaman bazı görevler veriyorlar, biliyorsunuz onlara. Tapduk Emre bir odun toplamasını istiyor. Bir süre gelmiyor. Arkasından odunlarla gelip oraya dökünce nerede kaldın diye sorduklarında diyor ki doğru odun aradım diyor. Çünkü bu dergahtan odunun bile eğrisi giremez falan gibi bir hikaye var. Siz de bilirsiniz. Siz koçluk yapacağınız insanları madem böyle bir yolculuğa alıp kendi anlayışınızla, %100 eminim herhangi bir marketing olmadığından, samimiyetinize emin olduğum için özellikle soruyorum. Alıp belirli bir yolculukta neredeyse tekamüle ermesinde ona arkadaşlık veya becerebildiğiniz kadar yol gösteriyorsunuz. Peki sizin bu insanlarla ilgili şöyle bir etik anlayışınız var mı? Yunus'un dediği gibi insan seçiyormuşsunuz. Yani onların odunu seçtiği gibi, ya senden ben seninle çalışmak istemiyorum, sen ne biçim bir insansın veya yani benim seni götüreceğim veya senin yürüyeceğin yolda ben seninle olamam deme durumlarıyla karşılaşabiliyor musunuz? Evet. Şimdi o hikayeden devam edelim. Yunus bunu yaptıktan sonra Tapduk Emre onu dergahından kovar. Hala evet. Dünya kokarsın Yunus der. Evet. Ve Yunus'un Tapduk Emre'nin bu lafını anlaması için yıllarca dergahtan uzak kalması gerekir. Evet. Çünkü hala zihninde ikilik vardır Yunus'un. Evet. İyi, doğru olanlar ve yanlış olanlar, eğri olanlar diye. Bu ikiliği aş da gel der Tapduk Emre. Yani buradan hareketle ben seçmem. Bana gelen hazırsa gelmiştir zaten. Benimle yürümek isteyen bu yolu yürür. Tek bir şart ararım. İstekli, yani gönüllü olması. Kimseye zorla koçluk yapmam, yapmadım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok güzel. Evrim, koçlar koçluk alıyor mu? Koçlar koçluk alıyor. Ben alıyorum. Hala alıyorum. Böyle... Mentörlük alırız. Yani koçluk becerilerimiz için alırız. Süpervizyon alırız. Yaptığımız koçluklardaki kısıtlarımızı görebilmek için. Çünkü şu var da, ben gölgeler çalışmalarıyla da ve Gestalt'la da farklı psikolojik ekollerle çok fazla çalışınca şunu fark ettim. Bu projeksiyon, yansıtma dediğimiz şey hiç farkında olmadan sürekli yaptığımız bir şey. Yani bizim bagajımızda kendi hikayelerimiz var. Kendi kodlarımız, şartlandırmalarımız var. Ve biz ister istemez her koçluk ilişkimize annemizle, babamızla, etrafımızla olan o bagajı püskürtüyoruz farkında olmadan. Süpervizyon bu yüzden önemli. Yani o bagajımızı farkında olabilmek ve onu temizleyebilmek için çok önemli. Ama her şeyde süpervizyon değil. Ben koçluk alıyor muyum? Alıyorum. Hatta koçluk eğitimini yeni alan, çok fazla kilometresi olmayan arkadaşlardan almayı çok seviyorum. Hem benim üzerimde onesinler, hem çok idealist oluyorlar. Hem ne bileyim böyle öğrenme şevki, ben de kendimi çok güvende hissediyorum. Yani nasıl olsa onlar süreci tutuyorlar ve ben kendimi bırakıyorum. Ben koçluk almayı çok seviyorum. Çok, çok övünerek söyleyebilirim. Pek çok insan ICF'den işte akredite olmak için ses kaydı alırken benden ses kaydı aldı. ICF global beni tanıyordur ya, o kadar çok ses kaydı verdim ki ben. Hiç fırsatı kaçırmam. Yani koçluk yapmak isteyen hiç kimseye hayır demedim bugüne kadar. Çok keyif alırım koçluk almaktan. Harika. Başak Hanım söz almak istemiş. Ne olursunuz buyurun. Tabii dinliyoruz zevkle. Teşekkür ederim Bülent Bey. Sağ olun. Ben Evrimcim'le herhalde 2011-2012 yıllarıydı. Koç Holding'de çalışırken tanıştım. Şöyle tanıştım. Ben de Türkiye'nin
kurum içi üçüncü koçuyum. Evrim ve Banu'dan sonra diyeyim. Benchmark'a gitmiştim. Evrimle duydum, öğrendim, bu yola da baş koymuş bir insan olarak kim yaptı bu işi Türkiye'de ve nasıl yaptı diye. O günden beri Evrim benim hayatımda hakikaten anlamlı bir figür oldu. Çok da takdirle izlediğim, çünkü son derece paylaşımcı, son derece açık gönüllü, hayata ve insana katkı sağlama isteği çok yüksek olan ve hayat bize birçok yerde kesiştirdi. Çok da şükrandayım bunun için. Birçok eğitimler vesaireler olsun. O yüzden her zamanki dinginliğini, bu iş zekasını ve samimiyetini, kendi olma halini çok takdir ediyorum. Bizim koçluk yetkinliklerinden de biridir efendim böyle takdir etmek. İçimde çok rezone etti. Dedim ben de bir konuşayım. Harikasınız. Yani işte bir insanı tanımlayan şeyleri birkaç kişi belki çok ufak kelime farklarıyla aynısını söylüyorsa, siz de bugün muhtemelen ya Evrim'den ya benim tanıtımımdan görmüşsünüzdür sohbetin duyurusunu. Evet. O kadar aynı şeyleri söylemişiz ki Evrim'le ilgili. Bu zaten işte neyse o yani. Demek ki herkese aynı. Yani şey, ne derler? Nabza göre şerbet dağıtmıyor. Çok güzel. Duymak. Takdir etmek çok güzeldir. Ben çok severim. Takdir edilmekten belki daha da çok severim. Bazen böyle derler, aman neye acısın? Hayır ya, ne takdir, bizim daha çok takdir etmeye ihtiyacımız var. Bizde biraz şeyli kültürde vardır ya, söyleyelim, söylemeyelim şımarmasın falan. Fırsat bulduğunca takdir edeceğiz tabii insanları. Çok sağ olun bakalım. Sağ ol Evrim. Eklemek istediğiniz güzel tecrübelerinizden şeyler var mı anlattığınız? Hani siz şu anda aktif koçluk yapıyor musunuz? Daha çok yapıyorum kurum daha içinde. Eğer varsa dinleriz yani. Bugün de bir koçluk görüşmesinden çıkıp geldi. Daha doğrusu ben de Evrim gibi o katkıyı nasıl büyütebiliriz aslında ve bu tamamen gerçekten ya hayattan birçok şey almış şanslı bir kesimden olduğumu düşünüyorum. Yani eğitim olsun, sosyokültürel vesaire olsun. Onları tekrar nasıl benim kadar şanslı olmayan insanlarla da paylaşabilirim. Bir ego, bir şey gözetmeksizin kendini de tanıma yolculuğu. Bu anlamda çok benzetiyorum Evrim'le geçtiğimiz süreçleri. Mustafa Beyciğim sadece tasavvuf değil tabii. Ama benim de yolum işte metafizik başladım, yok oradan bambaşka şeyler falan filan derken hakikaten tasavvuf felsefesinin çok böyle rahatlattığını, beni gerçekten tabirime hoş görün gazımı aldığını fark edip ben de bu yolda giderken hem kendimi fark ediyorum hem de naçizane koçluk yaparken danışan arkadaşlar üzerinden aslında kendimle ilgili de bir sürü eşsiz farkındalığa sahip oluyorum. En çok da bunu seviyorum aslında. Aslında psikologlar için falan da denir ya, hani kendini rehabilite etmek, kendini anlamak için bu yola girmişlerdir. Belki bizde de var öyle bir çekim, bilmiyorum şahsen. Benim adıma var. Onu doya doya yaşıyorum. Ne mutlu diyorum. Süper. Bacak Hanım söz alma isteğini söylemeden önce, sen gençlerden de çok öğreniyorum demiştin ya evde. Orada şey geldi aklıma, çok cahilce soruyorum. Ben gerçekten belki koçluk konusunda en az bilgisi olan İK uzmanlarından biriyimdir Türkiye'de. Yani şey anlamda, ya tabii ki bilgim var da uzmanlık anlamında. Tersine mentorluk kavramı koçluğun neresinde, mentorluğun neresinde yapıyor musun ya da bunu sen yapmıyorsundur da tabii. Yani alıyor musun ya da bunları insanlara öneriyor musunuz, gençlerden tersine mentorluk olayı? Biraz da o kavramda yavaş yavaş kapatalım. Evet, yani tabii ki öneriyoruz. Ben kendi mesleğimde de tersine mentorluk sistemleri kuruyorum kurumlara. Bu sistemlerin geliştirilmesinde destek oluyorum. Kendim de işte genç koçlarla ve de üniversitedeki daha genç öğrencilerimle temasta kalarak aslında gündemi takip etmiş oluyorum. Şimdi bu çok önemli çünkü bilgelik yer değiştirdi. Yani sadece deneyimle değil artık bilgelik. Yani bu şeyle birlikte internet, sosyal medya, bilginin bu kadar açık erişilebilir olmasıyla birlikte bilgelik tersine doğru yön değiştirdi.
nasıl söyleyeyim, bazen bildiklerimizi unutmamız gerekiyor büyüyebilmemiz için, gelişebilmemiz için. Tersine mentorluk bildiklerini unutma süreci. Yani istekli bir şekilde unutma ve yenisini yazabilme süreci. O yüzden ben çok değerli görüyorum. Çok da katkısı olduğunu düşünüyorum kurumlara. Şimdi mesela akran mentorluğu veya akran koçluğu kavramı gittikçe güçleniyor. Koç Üniversitesi'nde öğrenciler bunu yaptılar. Böyle bir proje geliştirdiler. Ve EMCC'nin İngiltere'de araştırma konferansında sundular. Yani diyorum ya, bilgelik illa yukarıdan aşağıya olması gerekmiyor. Yaşlıdan gence olması gerekmiyor. Bilgelik her yerde var. Ve herkes kendi bilgeliğini birbirleriyle paylaşabilir. Yani hangi yoldan geldiği çok önemli değil bence. Ezan sesleri bayağı bir arttı da kapatmak zorunda kaldım. yayına gitmesin diye. Akran koçu, bu da çok ilginç. Bu tersine mentorla daha pozitif bir isim bulmamız lazım ya. Bir şey ters, hani şey gibi, reverse, hani tamam o İngilizce'de güzeldi. Bizde ters biraz böyle ters anlamlıdır ya. Ona bir başka jargon bulalım bence. Evet, kurumlar kendileri güzel isimler koyuyorlar zaten. Evet. Bilene sor, gençten öğren gibi kendi isimlerini kullanıyorlar. Çok fazla tersine mentorluk diye kullanmıyorlar artık zaten. Çok, evet doğru. Yavaş yavaş istersen şey yapalım, sorusu olan varsa, yorumu olan varsa alabiliriz tabii ki ama biz aşağı yukarı hani bu konular zaten sabahlarız bitmez de. Özlem Hanım geldi ama Özlem Hanım hoş geldiniz. Görüşmek üzere diyoruz. Yok canım, merhaba diyelim önce bir. Ben de Özlem Hanım kayıttan dinler artık. Çünkü bitirmek üzereydik. Bir başta söylemiştim ama sonradan çok katılımcı geldi. YouTube Live'a bağlanacaktık. Nedense YouTube böyle bir limit aşımı yaptınız, bağlayamam seni gibi bir şey dedi, saçma sapan. O yüzden bu kaydı YouTube'a koyacağım ama canlı maalesef yayınlayamadık. Çok teşekkürler Evrim. Yani hani yüzüne diye söylemiyorum, benim için hayatımdaki en değerli dostlarımdan birisin. Ve Londra'ya geldiğinde senden azıcık daha kıdemliyim Londra'da, biliyorsun. Londra'ya gideceğini öğrenince böyle ay ne olur vazgeçmesin, lütfen gelsin falan diye böyle içimden dualar etmişimdir. Tanrı yine bizi bir yerlerde buluşturdu. Ben şimdi İstanbul'da biraz kaldım ama döneceğim eninde sonunda. Çok hiç sesi çıkmayan ben çok... Ben kalacak mıyım? Sen gel de bakalım ben kalacak mıyım? Çok emin evet. Neyse, böyle ping pong gibi bir sen bir ben gidip geliriz artık. Çok değerli sessiz dostlar vardı aramızda bildiğim. Evrim'in de tabii tanıdığı. Bütün katılımcılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Şöyle bağlamak istiyorum ben. 42 yaşındayım. İlk defa yayınımı dinleyenler için. Hani şimdi çok... şey oldu ya, popüler oldu ya, böyle şeyini çıkardık biraz, herkes sohbet yapıyor falan diye. Vallahi de billahi pandemiden önce aklımdaydı ama işte öncelik veremedik. Kesin Evrim'in de aklındadır. Ben 40 yaşından sonra belki geç kaldım ama daha ne kadar, yani ben hep emdim böyle bilgiyi aldım. Artık paylaşmak istedim. Ama bunu didaktik bir yolla değil de işte Evrim gibi, diğer Evrim gibi, Ayşe gibi bir sürü güzel katılımcılarım oldu. Evrim 6. konunun. 7. konuğum. Bunları böyle konuklar aracılığıyla aktarmak istedim. Ben vallahi de billahi de yola bununla çıktım. Aramızda çok tecrübeli insanlar da var, gençler de katılıyorlar. Dolayısıyla Evrim'in verdiği bir... Ben de öğreniyorum bu arada bencilce. Her hafta sanki bana bir eğitim seansı oluyor yani. 1,5 saatlik bu sohbetler. Ben de arada faydalanıyorum yani. O yüzden de... Bir ilişkisi var, bilmiyorum farkında mısın? Ayşe Topçu'yla Ayşe Topçu'yla geçmişte benim bir iletişimim, ilişkim vardı sebebiyle. Evrim Kur'an'la biz aynı koçluk sınıfında birlikte eğitim aldık. Çok da birbirine benzeyen hikayemiz var. O da Hacettepe İngiliz Edebiyatı mezunu, ben Boğaziçi İngiliz Edebiyatı mezunuyum. O Kanada'da yaşıyor, ben Londra'da. Böyle bir değişik bir şeyimiz var bizim. Ortaklığımız da hayat hikayesi. Dünya küçük. Bir de ister istemez hani tanıdığımız, bildiğimiz insanlara öncelik veriyoruz. Evet, çağırıyoruz programlarımıza. Sağ olsun onlar da kırmıyorlar. Tüm teşekkür edenlere biz de tekrar teşekkür ediyoruz.